Evet arkadaşlar, Hatay Hassa'dayız. Gördüğünüz gibi bina kırıldı yattı, yumuşak kat olayı gene. Yumuşak kat büyük bir ihtimalle de zemin kat gene dükkan gibi herhalde. Zannedersem dükkana da pek benzemiyor gibi ama inceleyince alacağız. Evet, incelemelere devam ediyoruz. Adıyaman'ı bitirdik. Oradan Antep'ten de buraya geldik. Hassa'dayız. İneceğiz. Hatay'a ineceğiz. Evet arkadaşlar. Merdiven durumları, özellikle merdiven bölgesinden bina ciddi hasar almış. Merdiven döşemesi kısa kolon yapmış olma ihtimali yüksek gözüküyor. Tabii bu tarz binalarda aslında bir de proje elimizde olsa çok daha güzel çalışmalar yapacağız. Evet bakın, burada kırmış kolon. Kırmış bina yatmış ama üstü çok sağlam binanın, enteresan bir şekilde. Tabii etri aralıkları gördüğünüz gibi 30 santime kadar çıkmış maalesef. Evet, merdiven kısa kolon da kolonları kırmış. Evet. Merdiven kısa kolon. Merdiven, baksana merdiven. Evet. Bu kolon nereden kaymış Hüseyin? Şuradan mı kaymış? Oradan oraya mı kaymış? Bina kaymış ha, oradan oraya. Ne biçim kaymış? Ama gene de üstü sağlam, gene de yatmamış. Enteresan bir şekilde. Yumuşak kat herhalde değil mi zemin kat? Değil. Dükkan mı, daire mi? Bak bakayım. Daire mi? Bu da enteresan. Yumuşak kat genelde dükkanlarda oluyor yani. Değil mi? Daire gözüküyor değil mi? Demek ki Hüseyin daireden de kırabiliyor yani. İnşallah falan etsin daha abi. Aynen, daireden de kırabiliyor demek ki. Dükkan değil, daire. Galiba. Daire, evet. Daire. Yaşam alanı var. Ama oradaki kısa kolonu patlatınca bina kütle halinde yatmış ya. Ve üst katları ellememiş enteresan bir şekilde. Üst katlar cam gibi duruyor. Yaşayan yok muydu acaba? Vardır. Allah muhafaza. Belki de rahmetli olan da var yani. Buradan da sağa çıkmak, aralardan belki çıkarlar Hüseyin. Çünkü üst katlarda inmemiş ya. Çıkan o bu elbiselerin arasından çıkmıştır Hüseyin. Evet Niyazi abi, söyle bakalım. Ne söyleyeyim abi, yani burada hani etri aralığı 30 var. 3-4 kat, evet. Binaların yani genel anlamda yıkılan binaların birinci katı, hani zemin katı direklerini kırıyor, böyle oturuyor. Hep öyle oturuyor, evet. Genelde hep böyle oluyor. Yani bunları zemin, çok gördüm ben. Bir daha söyle. Ben devamlı söylüyorum. Sen söyle şimdi. Ben diyorum ki hani 3-4 katlı binalarda zemin kat ya da birinci kat. Hani o ilk birinci katın bodrum sağlam. Temel sağlam. Bodrum sağlam. Sağlam. Birinci kat direkleri kırılıyor. Ama üstleri paket olmuyor. Üstlere bir şey olmuyor. O da enteresan. Yani, genelde hepsi paket olur üstte. Gördüm yani. Çok binalarda ben bunu gördüm. Birinci kat, bodrum yani zemin kat, birinci kat yani hepsi böyle paket oluyor. Ama üst katlarda bir şey yok. Oysa ki hepsi de inebilirdi toz gibi. Neden oluyor acaba? O birinci katın olması nedendir acaba? Neden oluyor? Benim şeyim şu, buradaki alüvyonlu bölge, alüvyon zeminin içinde taş da var. Hidrolik basınçla beraber, suyla beraber vurduğu için taş binayı fazla oynatmıyor ama su basıncı da binayı zemin katı kırıyor. Yani vuruyor ve zemin kattan kırıyor. Yani baydana sana böyle çelme atıyorum. Bak şuradan. Çelme atıyorum, sen olduğu gibi paket düşüyorsun. Aynen. Depremin etkisiyle alakalı. Benim çözümüm bu.